Beden aklı hücresel süreçleri koordine ettiği gibi her organı da kendine ait bir dizayn içinde yürütür. Kalbimizin atım süreçleri, karaciğerin metabolik süreçlerdeki işlevleri, temizlemeyle alakalı ortaya koyduğu kurgular, dolaşımımızın ortaya koyduğu efor ve kabiliyetler, bütün organlarımız aslında kendine ait bir dizaynda ve yazılımda işlerle yürütür. Bunu beden aklı koordine eder ve bizim bunların hiçbirinden haberimiz olmaz. Bunlardan bir tanesi de böbreklerimizdir. Böbreklerimiz 4 tane ana detoks organı dediğimiz organlardan bir tanesidir. Ve böbrek faaliyetleri olmadığında hayatsal süreçler bahsetmemiz mümkün değildir. İşte diyaliz hastaları vardır. O haftada 1 veya 2 kere, 3 kere diyaliz makinesine girerler ki o da bir parça böbreğin yaptığı işi çok cüzi olarak yapar. Yani böbrekler aslında hayat için çok önemli bir faaliyeti yerine getirir. Ama biz farkında olmayız. Bunu yaparken de hiç şunu demez. Ya bunu çok yedin, şunu az yedin, stres altında kaldın veya dolaşım az oldu demez. Ne zaman bize söylemeye başlar bir şeyleri? İşte böbreklerimiz taş yapar veya üre kreatin değerlerimiz bozulabilir. Burada aslında böbrekler bize söylemsel olarak ufak tefek aradaki ağrıların haricinde ciddi sonuçlar ortaya koyar. Mesela çok yaygın olarak görülen böbrek taşları. Aslında burada bir hastalık gibi gözükse de böbreğin "Abi ben artık biraz yoruldum, dinlenmem lazım" dediğindeki bir aksiyon sürecidir bu. Yani nasıl ki bütün organların saatleri, işleyiş düzeni var, aynı şekilde böbreğin de var. Ve böbreğin yükünü artıran bir süreç olduğunda, mesela toksik gıdaları aldığımızda veya toksik beslendiğimizde, hayvansal gıdaları fazla tükettiğimizde, karaciğer bununla alakalı atıklarla alakalı süreci devreye koyduğunda böbreğin ciddi olarak yükü artar. Veya viskozite kandaki yoğunluğun artmasına bağlı böbrek beslenmesi azalabilir. Veya hormonal sistemdeki bir yük ve dengesizlik böbreklerdeki artı yükle alakalı süreci devreye koyabilir. Böbrek şöyle bir karar verebilir. Madem bu kadar bir yüküm var, o zaman ben biraz dinlenmem gerekiyor. Nasıl ki daha önceki süreçleri yaparken bize sormadı, izin almadı, bizim de haberimiz olmadı. Bunu yaparken de hiçbir zaman haberimiz olmaz. Ve böbrekler kendini dinlendirmeye aldığında, oradaki akışkanlık süreci yavaşlamaya başladığında bu sefer nasıl ki böyle yoğun, güçlü akan dereler yosun tutmaz, aynı şekilde böbrekte de akım çok iyiyse orada bir şeyin birikmesi mümkün değil. Fakat dinlenmeye aldığında böbrek kendini, o bölgede bu sefer birikimler başlar. Aynı derenin yosun tutması gibi o atık olarak göndereceği oksalat yapıları, atıkları birikimler oluşur. Birikimler zaman içinde birbirleriyle alakalı güçlü bir bağlar oluşturur ve biz bunu daha sonraki klinik süreçte böbrek taşları ve hayatımızı sıkıntıya sokan süreçler olarak görebiliriz. O zaman burada yapılması gereken, böbreğe kızmayın sakın burada. Çünkü yine beden aklı bir şeyi gerekli olduğu için yaptı. Dinleyerek baktığımızda, empati yaptığımızda aslında şunu diyecektir. Ya aldığınız gıdaya bağlı veya strese bağlı veya dolaşım düzensizliğine bağlı veya hormonal dengesizliğine bağlı bir problem var, bir kaynak sürecindeki bir bozulma var. Bunu düzelt ki ben de eski normal çalıştığım o yoğun akan dere pozisyonuna geçiş yapayım der. İşte biz değerlendirirken, böyle değerlendirdiğimizde onunla alakalı süreci biz devreye koyduğumuzda böbreğin üzerindeki mevcut yükü aldığımızda o zaten yine beden aklı normal eski yaptığı şeyi yapacaktır. O zaman baktığımızda böbrekteki oluşan taşlar beden aklının kendini dinlendirmek için ortaya koyduğu sadece bir kısa aradır. Bu arayı erken bitirmek için ve oradaki süreci geriye çekebilmek için beden ne diyorsa, kaynakta hangi problem varsa bunun çözülmesi önem arz eder.